İstanbul Sözleşmesi anayasamızın 90. maddesi uyarınca yasayla Milletin Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bir gece yarısı kararnamesiyle kaldırılıp yok sayılamaz. Buna yine Yüce Meclisimiz karar vermelidir. Bu kararname millet iradesini yok saymaktır. Hukuku, demokrasiyi, laikliği hiçe sayıp ayaklar altına almak demektir. Kadına yönelik şiddet ve istismarın önünü açmak demektir. İstanbul Sözleşmesi Türk kadınlarının, hatta tüm milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu sözleşmeye sahip çıkılması, yıllar önce biz kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının verilmesine sahip çıkılmasıyla aynı eşdeğerdedir. Hangimiz bu hakkımızın elimizden alınmasını isteriz? Arkadaşlar, işte tam da bu nedenle bu hatadan vazgeçilmelidir. Buradan bütün kadınlarımıza sesleniyorum. Hangi partiden, hangi fikri taşıyor olurlarsa olsunlar, bu kararın iptali için hep birlikte olalım. Geleceğimizin, kızlarımızın, torunlarımızın haklarını korumak adına gece yarılarında alınan bu kararnameden vazgeçilmesi için elimizden geleni yapalım. İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme kararı bu ülkedeki kadınları hiçe saymak, kadın cinayetlerini gözden gelmektir. Bu karar kadın kardeşlerimizi hayatta tutamayan, tecavüzden, şiddetten kurtaramayan iktidarın ülkemizin alnına sürdüğü kara bir lekedir. Şuna inanıyorum ki Türk kadını yeter ki istesin, aşamayacağı hiçbir kadını hiçbir zorluk yoktur. Hanımlar, unutmayalım. Biz istersek her şeyi başarırız. Allah bize öyle bir genel başkan nasip etmiş ki İYİ Parti olarak, hem cesur, hem başarılı, hem becerikli. İnşallah onun izninde bizler de yürüyerek başaracağız.